yetiştim. Hocam çöküyor. Erman hadi. Hadi. İmzalar mısın artık şunu? İmzalar mısın? Hayır. Hayır mı? Ne demek hayır? Bu ameliyata onay vermiyorum demek. Ne? Ben buraya babamı kurtarmaya değil, onunla vedalaşmaya geldim. Ne? Ferman ne diyor bu kadın? Ferman ne diyor bu kadın? Anlamadı. Anlamadı galiba. Ben konuşacağım. Bekleyin. Lütfen. Bekleyin. Lütfen. Konuşacak zaman. Hayır, hayır, hayır. Dur! 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 Ameliyat. Acil hocam, acil. Acil ameliyat. Odam olmadan olmaz Ali. Ama zaman yok. Acil hocam ölüyor. Ameliyat, acil. Burundan sızıntı başladı. Basın çok, basın çok arttı. Omurilik sıvısı burundan akıyor. Çabuk! Tanju hocam, lütfen. Ne olur. Hocam lütfen. Hocam bir şey yapmamız lazım. Yürüyün. Hadi. Yedir gel gel gel. Hastamızın beyin basıncı çok arttı. Elinizi çabuk tutmalısınız. Yapıyor muyuz ameliyat? Onu madem atık eksternal ventriküler diren takacağız. Hadi. Başka çaresi yok. Evet kafatasını açıyoruz. Ali geç yerine. Manitol yükle ve solunum frekansını arttır. Acil. Ferda. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Onay vermemiş ki ameliyata. Onun istediğini yerine getiriyorum. Niye geldin o zaman? Son bir defa görmek için. Bu arada kafeniz nerede? Bir kahve içmem lazım. Hala kendime gelemedim. Kahve içiyorsun hala. Adam ölüyor Ferda. Ne var? Hastanenizi merak ediyorum. Bu arada bu gece uçuş varmış. Döneceğim. Dönemezsin. Bal gibi de dönerim. Yalnız gitmeden yapmak istediğim tek bir şey var. Ali. Öyle mi? 10 numara bisküvi. Ali. Tam Vertex'ten. Hey, drenaj kateterini hazırlayın matkap. Çekil Ali. Getir. Çabuk 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 çabuk. Yaklaş. Al. Gel. Ferman. Çok yavaş. Ağır ağır. Evet. Hadi, hadi, hadi. Tahliye oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor, başladı. Tak, 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 tak. Hadi hocam. Hadi hocam, hadi. Hadi. Evet, nedir? İntrakraniyal basınç 32. Ve düşüyor.
İyiyiz. Entübe şekilde yoğun bakıma alacağız. Tamam. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Neyi merak ediyorsun? Adil hocanız beni büyütmedi ama onu büyüttü. Onunla bir konuşmak istiyorum yani. Onda olan da bende olmayan şey ne merak ettim. Hala Adil hocanız diyorsun. O senin baban Berda. Babam mı? Ben büyürken neredeydi o zaman? Ben baba diye ağladığımda neredeydi? Tam 25 sene bir kere bile aramadığında neredeydi? Ha? Ferda, baban ölüyor. Benim için çoktan öldü. Şu an bu hastanede beni ilgilendiren tek bir şey var. Ali. Nerede o Adil hocamın kızı? Nerede? Ali, ben de geleceğim. Dur. Hayır. Hayır. Tek başıma konuşacağım. Hocam bakın, şu tümörü çıkarmamız gerekiyor. Sürekli geçici çözümler buluyoruz, böyle dayanmayacak. O zaman kızından onamını alın. Yapabileceğim bir şey yok. Ferman, üzgünüm. Yapılacak bir şey var arkadaşlar. Aa. Bu ne şimdi? Ayçi, Adil Hoca ölüm kalım savaşı veriyor aşağıda. Evet biliyorum. Kötüye gittiğine dair elimizde herhangi bir bilgi var mı? Yok. Tamam. Peki kızını ta Amerikalardan buraya getirmedik mi? Evet. Peki elimizde muhteşem cerrahlarımız yok mu bizim? Mesela şimdi gizli silahımız Ali Vefa'mız da var. Değil mi? Ya var da... Tamam, Umut var mı? Onu soruyorum. Umut var mı? Ya var be, var gerçekten. Katılıyorum. Tamam, evet, hadi. İyi düşünelim, iyi olsun. Olsun, olsun tabii ki. İyi düşünelim, iyi olsun. Arkadaşlar bakın, esas böyle zamanlarda bizim bir kendimize gelmemiz lazım. Silkelenin ya. Biz birlikte her şeyi başarırız. Evet ya, başarırız bak. Güzel olsun, iyi olsun. Başaralım ama... saçma pasta, çok saçma. Beğenemedin mi Demirciğim? Yok, beğenemedim bebeğim ya. Yani gerçekten mutlu olalım, umutlu olalım, birlik olalım ama pasta çok saçma yani. Yalan yere şeker basıp vücudumuza mutlu mu olacağız ya? Bu mudur yani? bu kadarı bana yeter. Ben motivasyonumu aldım, vakama dönüyorum. Ay. Boş yapma ya, boş yapma. Gel, ben seni Umut'a boyayım. Gel! Ay, dur, uzakta yapın. Ya! Ya! Bakın Güldürek, çocukta interstisyel nefrit kaynaklı kronik böbrek yetmezliği var. Haftada 3 diyalize geliyormuş buraya. Ne kadar hızlısın. Kapmışsın bizden önce vakayı. Tabii kızım, gül gibi ameliyat kaçırır mıyım? Yalnız çok acil, çocuğun son damar yolda tıkanmış. Nakli bugün yaptık, yoksa geçmiş olsun. Hocaların hepsi şu an yoğun bakımda, biliyorsun değil mi? Ben konuştum Sarı Fırtına'yla, o halledecek bir şekil. Sarı Fırt... Açayım mı diyorsun? Yalnız sabah sabah adını anmıyorum çünkü çarpılırım falan. Kimmiş donörü? Annesi. Hadi. Merhaba. Doktor Nazlı. Nasılsın bakalım anım? İyiyim de ne zaman ameliyata gireceğiz? Doktor hanım, öncelikle size bir sorum var. Hı. Şimdi ben böbreğimi oğluma verdiğim zaman bazı huylarım da akına geçmiş olacak mı? Mesela yatağını toplamak gibi ya da derslerini zamanında yapmak gibi. Öf, tam anne şakası ya. Gül gül, sen daha gül. Espri anlayışına geçerse görürsün o zaman. Benim annem bana böbreğini vermiş olsaydı istediği şakayı yapmasına izin verirdim. Katlanacağız artık. Kuzum benim. Oh. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Teşekkür ederim.
Pardon. Akın Güldilek. Ameliyata girdi mi? Böbrek nakli olacaktı. Yok, almadılar daha. Hazırlanıyor. Oh, şükür yetiştim. Şey, babasıyım ben. Görebilir miyim kendisini? Buyurun. Tabii tabii, götüreyim ben sizi. Buyurun. Çok sağ olun. Merhabalar. Bakın size kimi getirdim. Ne işin var senin burada? Niye getirdiniz bu adamı? Bir saniye. Pardon ben. Defol buradan. Beyefendi kim oluyor? Akın'ın babası oluyor. Siz kendisini istemiyor musunuz burada? Uzun zamandır kendisini görmüyorduk. Düş şakamızdan Metin, anlıyor musun? Düş şakamızdan. Ya oğlum o benim. Oğlum! Beyefendi sizi dışarı alalım. Ya bırakın, oğlumu göreceğim. Oğlum iyi misin? Beyefendi lütfen. Bak hala oğlumdu. Nasıl buldun sen bizi? Defol buradan. Beyefendi sizi sabah programlarına alalım. Burası hastane. Ya niye ameliyat olacağını söylemiyorsun bana? Çünkü seni istemiyoruz, anladın mı? İstemiyoruz. Hadi Akın söyle bana. İstemiyoruz senin gibi baba. Hadi oğlum söyle. Oğlum? Benim senin gibi babam yok. Git buradan. Ama duydun oğlum. İşte. İstemiyoruz seni. Yok mu bu hastanenin güvenliği? Beyefendi daha nece konuşsunlar? Çok açık konuşuyorlar bence. Sizi yavaş yavaş dışarı alalım. Ya, öf, ya bırak be, bırak. Kendim giderim ben. Oğlum, bak senin için dua edeceğim. Tamam mı? Çok güzel geçecek ameliyatın. Anlaştık mı? Sakın korkma oğlum. Tamam. 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 Çok özür dilerim. Çok pardon. Nazlı çekil çekil. Nereye gidiyorsun? Adnan Hoca'nın kızını bulmam lazım. Tamam, ben de seninle koşarım. Ne oldu? Ferda'ya koşuyoruz. Sen yap. Ben niye koşuyorum? Tamam sen bebeğin yanına git. Bebek yalnız. Adil Hoca iyi mi? Ya bakıverdiler. Gelemiyorum da ne oluyor? Kızı, Adil Hocam'ın kızı onan vermiyor ameliyat için. Ne demek vermiyor? Ne yapacaksın? Konuşacağım ben onunla. Soracağım ben ona, soracağım. Dur, dur. Dur. Kaçmıyordun benden, hatırla. Beni hatırla. Adil Hoca iyi olacak. Söz mü? Hadi şimdi sakince git, tamam. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi sakin sakin gideceğim, tamam mı? Sakin sakin. Çok özür dilerim. Yapmak zorundayım. Yapmak zorundayım. Neyi Pelin Hanım? Yok bir şey, ben... Ha, siz şey bebeği görmek istediniz. Ben size hemen getireyim. Yok gerçekten uyuyor, hiç uyandırma. Yok aslında problem değil, uyandırmadan alabilirim, hiç sıkıntı yok, merak etmeyin. Açeli'ye gerçekten uyandırma lütfen. Açeli'ye gerçekten gel. Gel bakalım sen. Oy oy, ne tatlı ne tatlı ya, çok.
biraz daha uyuyalım mı biz seninle? Biraz daha uyuyalım bal yanaklı. Beliz bebek ne olacak? Ne demek ne olacak? Soru gayet basit. Kıvılcımın bebeği ne olacak? Tek yakını sensin ya, cevap verir misin lütfen? Sana hesap vermeyeceğim, bu bir. İkincisini gerçekten çok merak ettim. İkincisi, ben gerekeni yaptım. Gereken derken? Bebek evlatlık verilecek. Sizin daha çok ihtiyacınız var gibi. Az önce olanları duydum, buyurun. Allah razı olsun. Ettik bir hata. Bedelini ödüyoruz işte. Alkol mü? Renginizden anladım. Doktorum ben. Aslında hiç bırakmayacaktım onları. Niye bıraktınız? Cahillik. Eve uğradığım da yoktu zaten. Ben siz daha iyiler sandım. Hiçbir çocuk babasız daha iyi olamaz. Güvenin bana. Hocamın kızı. Sen. Ben de seni bekliyordum. Sence bu hastane güzel mi? Ne? Basit bir soru. Sence bu hastane güzel mi? Güzel. Adil hocamın sayesinde. Peki sen hiç otizmli bir doktor gördün mü? Hayır. Benim. Otizmliyim ve doktorum. Bu da Adil hocamın sayesinde. Anladım ben de. Anlamadın. Etrafında gördüğüm bu güzel şeylerin hepsi Adil hocamın sayesinde. Bir adam buna cesaret etti. Güzel şeyler hayal etti diye. Ki sen o adamın kızısın. Nasıl izin verirsin ölmesine? Ben de sana bir soru sorayım o zaman. Öyle bir adamın çocuğu olmak nasıl bir his? Çünkü o adam bana babalık yapmadı ama sana yaptı. Nasıl bir histi? Kızgınsın. Anladım. Seni neden bıraktık bilmiyorum. Ama çok iyi bildiğim bir şey var. Asla sandığın gibi olmayacak. Ne sandığım gibi olmayacak?
Baban ölünce sandığın gibi olmayacak. Ben de babama kızgındım. Korkuyordum ondan. Ama sonra öldü. Ne oldu biliyor musun Adil hocamın kızı? Etrafımdaki her şey yok oldu sanki. Sanki ben çocukmuşum. Sanki kimsesiz kalmışım. Sanki koskoca dünyada bir tek ben varmışım gibi. Ben öyle her şeyi bilmem, anlamam. Ama bunu çok iyi anladım. Kimsenin babası ölmesin. Kimsin? Çok pişman olursun. Çok. Gel. Gel, ver şunu ona mı? Kurtaralım Adil hocamı, ver. Affet babanı. Üzgünüm Ali. Benim kalbimde ona karşı en ufacık bir şey kalmadı. Umarım bir mucize olur ve kurtulur Adil hocam. Çünkü o benim babam değil. Ama belli ki senin baban. Hocam. Satürasyon 70 ve düşüyor. Oksijen desteğini artır çabuk. Maksimumda hocam, maksimumda. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Düşmeye devam ediyor. 60 oldu ve ateşi var 39,5 derece. Pnömoni. Enfeksiyon var. VAT ekstezi. Anestezi yüzünden oldu. Nerede kaldı bu röntgen cihazı? Koş! Çabuk! Hani hocam. Satürasyon 50 oldu. Vakit yok. 2 gram antibiyotik, 250 miligram steroid. Zıpla! Hemen. Böyle bırakmak yok. Bırakmayacağız sizi. Geldi, geldi. Hadi, hadi. Düzeliyor mu? Ha, düzeliyor mu? Hayır. Satürasyon 40. Düzelmesi lazımdı. Pnömoni olmayabilir. Allah'ım, ne oluyor ya? Anestezi yüzünden. Eminim. Pnömoni değil. Pnömotoraks. Pnömotoraks. Akciğerden yırtılmış. Bakın sol tarafına bakın. Sol tarafına bakın. Daha az şişiyor. Bakın az şişiyor. Dinle. Dinle. Evet, sol ciğerden ses gelmiyor. Drenaj tüpü zıpla. 10 numarayı al Ali. Mystery. Mystery. Hocam. Hocam. Pardon. Koş koş koş. Hocam. Pardon. Hadi kes. Dikkatli. Tamam. Yavaş. Yavaş. Al. Gönder. Burada hocam, burada. Burada. Ali yardım et. Ali sen de. Devam et. Tamam, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Bırak. Hocam. Evet, nedir? Düzeliyor. 70. Güzel.
100. Allah'ım çok şükür. Aferin Ali. Aferin. İyi yakaladın. Sadece şimdilik. Daha kötü olacak. Her an bir şey çıkabilir. Muamelat yapmamız lazım. Haklı. Demir klinikte mi hala? Evet. Güzel. Kendisine bir fark daha atacağım da. Nakil ameliyatı bende. Hop 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 hop. Yolculuk nereye? Ya çocukken oynardı Akın. Yıllardır yanımda taşıyorum. Vereceğim görsün. Benim onu sevmediğimi sanıyor. Ne güzelmişmiş bu ya. Ben aynen ileteceğim kendisine. Hiç merak etme. Ya siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Ha? Niye çocuğumu görmeye izin vermiyorsunuz? Artık orasını kendine soracaksın. Ne hatlar karıştırdıysan oğlun kendisi görmek istemiyor seni. Ya size ne be kardeşim? Size ne be kardeşim? Beyefendi sakin lütfen. Ya delirtmeyin beni. Ya babasıyım ben ya. Babasıyım ben. Deli deliyi mi çekiyor? Ne oluyor? Ben anlamıyorum ki. Yapacak bir şey yok. Gülüncim. Gülüncim. Beyefendiye yasaklama emri çıkartabilir miyiz? Hastane polisimiz tarafından. Ne kim? Hani arıyoruz ya, hastane polisimiz var. Arıyoruz biz onları, geliyorlar, tutukluyorlar. Nezarete kadar yolu var hani. Ha, evet o. Arıyorum polis. Ya tamam, tamam. Ben aşağıda bekliyorum. Yalnız senden hiç hoşlanmadım doktor. Hiç. Hadi ya. Herkes bana bayılır. Nasıl öyle bir şey oldu? Alo güvenlik. Ne yapıyorsun? Güvenliği arıyorum. Baksana belli başımıza bela olacak bu. Güvenlik, ben buradayken. Hakaret kabul ederim. Duymamış olayım. Ben hallederim. Ben de. Durum ne? Boz akıntısı durdu. Durum stabil ama pneumotoraks gelişti. Bir de enfeksiyon riski çıktı başımıza. Bir sürü risk yokmuş gibi. Gel. Bizi çağırmışsınız. Arkadaşlar böbrek nakli yapacağız. Anneden oğla. Aydınlatılmış onamları aldı mı Nazlı? Rabia Hanım ve Akın. Aldık hocam. Güzel. Aydın hocanın eksternal ventriküler direğini çıkarttık mı? Ferman şöyle yapıyoruz bu sefer. Sen böbreği alıyorsun, ben takıyorum, tamam? Tamam. Peki enfeksiyon için antibiyotik başladık mı? Aynen. Nazlı sen Ferman hocanlısın, Ali benle. Hı hı. Ben Adil hocamın ameliyatına çalıştım. Evet, en iyi opsiyon transnazal. Tek sıkıntı... Yeter! Bu hastanedeki tek hasta Adil hocan değil. Anlıyorum, üzgünsün. Hepimiz üzgünüz. Ama yetkimiz yok. Anladın mı? Bak gözüm üstünde. Derhal topla kendini. Derhal. Adil hocam. Yeter! Seni ameliyatımda istemiyorum. Atıldın. Bana doğru çağırın. Onda gireceğim. Hadi. Demir'i de çağırın. O da gelsin. Demir? Demir. Doruk'la birlikte ameliyat yapacaklar. Ben de izleyeceğim. Sen Ferman hocandasın. Çık şimdi. Görmek istemiyorum. Ama Adil hocam. Çık! Yeter. Sus. Benimle gel. Kapat. Azıcık dinle insanları. Adam orada başka vaka anlatıyor Ali. Başka bir şey düşünemiyorum ki. Aklım Adil Hoca'nın ameliyatında. Hepimiz aynı durumdayız. Hepimiz Adil Hoca'nın ameliyatından başka hiçbir şey düşünmüyoruz şu an. Ama başka hastalarımız da var. Nazlı. Doru al, hastaları indirin. Demir'e haber veriyorsun. Çabuk. Merhaba bebek.
Erman hocam, Tanju hocam yanına geldiğimi duyarsa çok kızar dedi. O yüzden ziyaretlerimi kısıtlı tutmaya çalışacağım ve bu yüzden yanına günde... beş kere geleceğim, tamam mı? Beş kere geleceğim ama bu sayılmaz. Bu sayılmaz çünkü demeri almaya gelirken uğradım. Bu sayılmaz ki, değil mi? Bebeğimiz burada. Evraklarınızı hazırlayıp geliyorum. Lütfen bekleyin. Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kimsiniz siz? Pardon. Bunlar kim? Sosyal hizmetlerden geldiler bebeği almak için. Hastaya damar yolunu açıyorken dikkatli olacaksınız. Böbrek... Hocam yetişin. Ne oluyor? Sosyal hizmetler geldi. Bebeği almak istiyorlar ama Ali olay çıkarıyor. Yeni doğan ünitesinde. Al şunu, al, al. Olmaz, olmaz. Alamazsınız bebeği. Vermem. Beyefendi, kanunlar böyle. Bu çocuk hakkında korunmaya muhtaç raporu var. Önce yuvaya verilecek, daha sonra koruyucu bir aile alacak. Hayır. Tamam. Ben olurum onun ailesi. Beyefendi, 30 yaşını doldurdunuz mu? O zaman alamazsınız. Kurumda bekleyen çok iyi bir aile var. Onlara verilecek. Hayır, alamazsınız. Götüremezsiniz bebeği, tamam mı? Bebeği... Ne oluyor burada? Doktor bey, sosyal hizmetlerden geliyoruz. Bu kimsesiz bebeği en doğru şekilde... Ne münasebet? Bebek kimsesiz değil. Beliz Hanım'dan mı bahsediyorsunuz? Evet, ablası o. Beliz Hanım kendi söyledi vazgeçtiğini. Nasıl yani? Beliz Hanım kararını verip size bu şekilde bildirdi mi? Evet. Beyefendi, prosedür belli. Bebeğin korunmaya muhtaç olduğu tespit edilmiş. Kurumda gerekli önlemler de alındı. Bebek önce koruyucu bir aile verilecek, sonrasında da evlatlık verilecek. Merak etmeyin, gerekli hassasiyeti gösterin. Ferman hocam, Ferman hocam, Ferman hocam. Şimdi izninizle... Bebeği alamazsın. Beyefendi anlattık ya. Bebek hasta. Hasta mı? Bu arada akşama bilet bulamadım, o yüzden yarın sabah gidiyorum. Harika. O zaman bu gece bizde kalırsın, böyle kız kıza takılırız eski günlerdeki gibi. Sen de beni bu arada ikna edersin. Pardon. Hı. Ne olur affetsen babanı. Eminim bir açıklaması vardır olanların. Bebek hasta falan değil, bizi oyalamaya çalışıyorsunuz. Terapötik hipotermi cihazınız var mı? Ne cihazımız? Terapötik hipotermi cihazı. Bebek doğum sırasında oksijensiz kaldı ve vücuda özel bir cihazla 33,5 dereceye kadar soğutuluyor. Beynin elektrik aktiviteleri ve oksijen düzeyinin kontrol edilmesi gerekiyor. Ve bunu profesyonelce yapabilecek iki birim var. Bir yeni doğan servisi, bir de çocuk nöroloji. Eğer bu kontroller yapılmazsa çocuğun beyninde su toplar ve bu ölüme bile yol açabilir. Bunu göze alabiliyor musunuz? Alabiliyorsanız eğer, buyurun. Yine geleceğiz. Buyurun hanımefendi. Buyurun beyefendi. Siz yalan mı söylediniz? Evet. Ne oldu? Yalan söyledim. Sen duymadın, tamam mı? Yalan kötü bir şey, tamam mı? Şşş. Teşekkür ederim. Şu bebeği yerine koy Tanju, görmeden. Ameliyata, hadi. Kısa bir işim var. Seni almalarına izin vermeyeceğim, tamam mı? Buradayım ben. Alo, aç el hemşire. Tanju Hoca, Demir'i acil böbrek ameliyatını istiyordu. Haber verir misiniz? Ha, teşekkür ederim. Sağ ol. Bebiş, ben buradayım.
Sevdiğim herkese alıyorlar elimden. Adil hocam çok hasta. Hiçbir şey yapamıyorum. Ama seni bırakmayacağım. Tamam mı? Merak etme. Bebiş. Ferda lütfen bir kere daha düşün. Lütfen affet babanı, lütfen. Ferda. Biz ne zaman anlaştık aramızda? Efendim Ferman? Bebeği devlete vereceğiz diye anlaştık mı biz aramızda? Bana sesini yükseltme arkadaşım yanında. Arkadaşım da sen de taş kalpmişsiniz. Ferman! Teşekkür ederim. Eğer o bebeği kimsesizler yurduna verirsek... İyi bir aileye verecekler. Beni dinle! O bebeği kimsesizler yurduna verirsek eğer... Aynaya nasıl bakarsın bilmiyorum ama ben senin yüzüne bir daha bakamam. Bunu çok iyi biliyorum. Kıvılcım'dı değil mi bebeğin annesinin adı? Sen nereden biliyorsun? Kafede hemşireler konuşuyordu. Hatırlıyorum, çok kızmıştım babana o kadınla evlendi diye. Şimdi bebek ortada kaldı ve sen sahiplenmiyorsun, öyle mi? Demek ki babasını affedemeyen tek kişi ben değilmiş. Amcacığım, yani sen şeker hastasısın. Bak şekerin kaça çıkmış. Yani olmaz, ne olur bana bir daha şeftali deme yani. Yok, şeftali yiyemezsin. Ama ne yapayım be oğlum, çok seviyorum. Bana bir tanecik bile olsa yiyemem mi be doktor oğlum? İnsülin başlayalım. Bu gece de kalsın izleyelim. Tamam. Tamam hocam. Şeftali isteyecektir. Tamam hocam. Vermiyoruz. Allah. Geçmiş olsun. Müjdemi isterim. Klon cihazı yaptın, bir tane daha kopyalayacaksın benden. O çalışacak, ben yatacağım. Hayır. Daha iyisin. Aşağısı kesmez ama. Bir düşün istersen, bir tahmin et bakalım ne olabilir, bir düşün. Yok yani gerçekten o kadar nöron yok şu an kafamda. Tamam, söylüyorum, hazır mısın? Evet, hadi. Şu anda yukarıdan yeni bir çalışan yolluyorlar buraya. Niye? Çünkü Tanju Hoca seni ameliyata çağırıyor. Ya şaka yapıyorsun. Ya aşkım. Aslansın güzellik ya. Hadi hadi. Oh. Hadi. Ağlama anne. İyi mi? Rabia Hanım, kusura bakmayın. Biz bilseydik ayrı olduğunuzu izin vermezdik içeri girmesine. Ayrılmadılar ki. Keşke ayrılsalardı. Eşim alkole çok düşkündü. Ben ayrılamadım. Oğlan hasta. Benim işim yok. Ben ayrılmadım ama o terk etti gitti bizi. Bıraktı. Tam 5 yıl oldu. Anca toparlandık. Bugün de onu öyle karşımda görünce... Rabia! Rabia! Anne. Tamam, ben konuşurum onun dilinde. Sakin. Ne var lan? Rabia. Bitmeyiz. Gelsene kardeşim ben. Gel. Bir şey konuşacağım sen. Gel şurada sakince konuşalım. Tamam. Gel. Bir dakika gel şurada bir konuşalım. Ya ne konuşacağım? Bırak. Gel sakin konuşalım gel. Ya. Gel şuraya. Bırak kolumu. Fena yaparım seni. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Doktora mı vuracaksın? Ne yapacaksın? Oğlumla konuşmak istiyorum. Gerekirse dövüşürüm seninle. Askeri lise, akademi, komando, ihtisas kursu. Bir şey ifade ediyor mu sana? Anladık. Askeri doktorsun. Oğlum hasta benim be. Oğlum hasta. Ben ne oluyorum zaten? Ameliyata girecek oğlum. Ameliyata girecek. Annesinin böbreğini çökeceğiz. Çocuğun ödü kopuyor zaten. Bir de sen burada olay yaratma. Bu mu senin babalığın?
Bak zaten annesini yeterince korkutmuşsun. Çocuğu da yeterince korkutmuşsun. Daha fazla korkutma. Geri bas. Kendini değil çocuğu düşün biraz. Öyle bir şey değil mi babam? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Aferin. Hadi ikile. Başımıza iş aldık bunu da. Merak etmeyin, bir daha böyle bir şey yaşamayacak. Hadi tamam bak, ağlamak yok. Anne oğul yeni bir hayata başlıyorsunuz bugün, tamam? Evet, ellerime sağlık. Hadi gidelim mi? Durum stabil. Başından ayrılmayın hiç. Değerlerde en ufak bir oynama olduğunda bana haber ver. Tamam hocam, merak etmeyin. Affedeceğim. Sen yeter ki dayan. Bak herkes elinden geleni yapıyor. Kurtulacaksın. Yeter ki bizi bırakma. Ne olur bırakma. Ben seni hiç bırakmayacağım. Söz. Hayır ya. Yani koskoca Adil Hoca bu ya. Ölemez. Of. Güneş, ben nakil ameliyatına gireceğim. Beni neşelendirmen lazım şu an. Bir şey anlat. Ha, sen nasıl evlenme teklif etmeye karar verdin? Acaba şey mi yapsan ya? Ha? Hı. Akşam yemeğine gittiniz diyelim. Aha. Garson içkilerle geldi. Gül'ün içkisini içti. Bir baktı bardağın dibine. Aa! Yüzük. Şimdi bende bu şans olduğu müddetçe kız onu görmez. Direkt içer yüzükle böyle tabii. Boğazına filan takılır ölür orada maazallah. Ben girmem o işe. Tamam, haklı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda. Aa! Gül'ün dolabını açtı akşam çıkarken. Hı hı. Bir baktı. Ah! Bir de ne görsün? Yüzük. Hı? Yok. Onda da kesin dolaplar karışır. Ben bu sefer başkasıyla evlenmek zorunda kalırım. Diyor. O da olmaz. Sen, o da iptal. Vallahi. Korktum ben yani. Vallahi artık. Korktum derken? Nasıl yani? Bir sen evlenmekten vazgeçmedin değil mi? Hayır. Hayır, hayır. Yani plan yapmaktan vazgeçtim diyelim. Olduğu gibi böyle direkt gideceğim, laps diye teklif edeceğim. Hatta şimdi gidip teklif ediyorum. Güneş, saçmalama. Yapacağım bunu. Güneş. Edeceğim acaba. Yeter ya. Yürü. Gidiyorum. Yürü kardeşim. Kardeşim. Sultanım. Benim sana bir şey vermem lazım. Hatta... Bir dakika. Alo Cerrahi Deski. Hukuk departmanı mı? Tabii tabii, hemen geliyorum ben.
Yeni departmanımdan arıyorlar. Güneş, çok heyecanlıyım. Şans dile bana, tamam mı? Acil gitmem lazım. Görüşürüz. Sultanım, bir... Bir şey çıkmasa şaşarım artık zaten. Of! Ya ne yapacağım? Bu yüzükle böyle kaldık biz baş başa yani artık. Yüzük yok. Allah'ım, yüzük yok. Yüzük nerede? Ne aradığını sorabilir miyim? Ah, pardon. Seni korkutmak istemedim. Hiç, bozuk para düşürmüşüm sabah. Buralarda ona bakıyorum. He. Yan odayı da talan ettin 2 dakika önce. Orada da mı bozuk para arıyordun? Manevi değeri var desek. Bak, ne aradığını söylesem belki bir yardımım dokunur. Biraz kişisel bir mesele. Gel dışarıda konuşalım. Söyle. Gideceğim ben zaten. Bir daha beni ne zaman göreceksin ki? Yüzüğümü kaybettim. Bugün evlenme teklifi edecektim ve bu yüzüğün aynısından bir daha hayatta alamam ben. 3 aylık maaşımdı ya. Aman, üzüldüğün şeye bak. Nasıl yani? E kendin yap bir tane. Ne fark eder? Ya iyi de şimdi ne bileyim. Bak dostum. Önemli olan yüzüğün ne kadar pahalı olduğu mu, yoksa senin böyle bir teklifi yapacak olman mı? Ben hep yoksul yerlerde çalıştım. Afrika'da, Suriye'de. Hatta Malawi'de bir düğünde gelin ve damadın tek hediyeleri temiz bir suydu. Ve bunu beraber paylaştılar. Ama yani hayatımda gördüğüm açık ara en iyi düğündü. Şunu demeye çalışıyorum. Mutlu olmak için paraya ihtiyacın yok. Uydur bir yüzük gitsin. Ne fark eder ki? Emin ol, çok hoşuna gidecek. Ferda Hanım. Yani utanmasam sarılıvereceğim boynunuza. Şimdi öyle su serptiniz içime. Ya. Sağ olun. Allah razı olsun. Bir şey değil. O zaman gel sarılalım. Aman çekinme, gel. Yetenekli çocuğa benziyorsun, yaparsın. Sağ ol. Rica ederim. Her lise ağzını sınır kabul edeceğiz. Güzel. Üretere ayıralım. Nazlı, kesiyi genişletir misin? Misri. Hazır. Evet, böbreği çıkartıyorum. Evet, arayıp haber verelim hemen. Emir Bey, siz bu ameliyatta yoksunuz sanıyordum. Siz yokken biz vardık, Doruk Efendi. Doğrudur. Ne oldu, diğer klinikten de mi kovuldu? Aa, tamam. Sessiz olun, işinize bakın. Evet. Tamamdır. Hocam böbreği çıkarmışlar. Stabil mi? Stabiliz. Hadi fırla 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 fırla. Çıkar Nazlı. Ali Nazlı, renal damar greftini iyi yaptınız. Aferin. Evet hocam. Böbrek gayet iyi durumda. Bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Rahat bir anastomoz olacak, merak etmeyin. Tamamdır. Evet. Ne var sırada? Hemostaz iyi durumda. Hastayı kapatabiliriz. Başlayalım.
Sistolik tansiyon 200. Hipertansiyonu mu var? Hastanın geçmişi temizdi. Dosyalarını ezberledim. Hocam, hocam ne oluyor? Herkes dursun, dursun. Gliserol trinitrat verin hemen, hemen, hemen. Geç ekrana geç, al Nazlı. Hocam, yanlış bir şey mi yapıyoruz? Büyüt, büyüt. Göster, sağ böbreği göster. Büyüt. Orada, bağırsağın arkasında. Getir bakalım çabuk. Bırak sen Demir, bırak. Al Doruk. Hocam ben... Al! Nasıl yapacağını görmek istiyorum, al. Yavaş, dikkatle. Gel bakalım. Dikkatli ol, dikkatli. Damarlar ne durumda, bak bakalım. Anastomoz için uygun hocam. Sen böbreği böyle mi tutuyorsun? Evet hocam. Aferin. Tamam, devam. İmplantasyon cebi. Hazır. Hadi yerleştiriyoruz çabuk. Dikkatli. Dikkatli. Böbreği yerine koydunuz mu? Ne oluyor Ali? Böbreği hemen buza geri koyun. Annenin böbreği pırtılaştı. O ne demek şimdi? Böbrek öldü demek. Elimizde iki kişi için sadece bir sağlıklı böbrek var. Masada karnı açık, ağzına kadar selin dolu bir çocuk var. Annenin de durumu kritik, renal yetmezliği var. Ne oldu peki? Diğer böbrekte stenoz oluştu. Açmaya çalıştık ama bütün damarlar parçalandı. Şimdi elimizde iki tane acil hasta. Bir tane böbrek var. Kime takacağız? Anneye mi, çocuğa mı? Bu soruyu daha önce duymuştuk. Sakın Nazlı! Sakın. Tamam, vaktimiz yok. Seçim yapmak zorundayız. Doruk, nakil merkezini ara, akını öne almalarını söyle, belki bir böbrek buluruz. Nazlı, çeneni tut. Vakit yok, vakit yok. Böbrek çocuğun yanında, çocuğa takmalıyız. O iş o kadar kolay değil. O işin yasal boyutu var. Ama yasal olarak anne belgeleri imzaladı, yasal olarak çocuğun hakkı. Vücuda yerleştirilmeden onun olmaz. Ama tam yerleştirmek üzereydik. Ama yerleştirilmedi Ali. Anneyi uyandırıp ona sorsak. Hukuken geçerli olması için annenin tam ayılmış olması gerekiyor. Ne yapacağız şimdi? Aramızdaki en yetkili kişi sizsiniz. Siz verin kararı. Anne mi, çocuk mu? İki yaşında çocuk diyorum güzel kardeşim, çok acil. Nasıl alamıyorsunuz listenin başına ya? Burada böyle mi işliyor bu işler, anlamadım ki ben. Ameliyatta diyorum, masada çocuk. Oğlumdan bahsediyorsunuz. Abi beni bir sal artık ya, rica edeceğim, beni bir sal artık ya. Sana bir soru sordum. Oğluma böbrek mi arıyorsunuz? Ben seninle konuşmuyorum, tamam mı? Bak en baştan anlatıyorum sana. Çocuk masada. Beni dinleyeceksiniz. Oğlum masada yatıyor be, oğlum masada. Hep beni dışarıda bırakıyorsunuz be! Yeter artık be! Yeter be! Yeter! Dur! Dur! Sakin ol. Bana bırak. Bana bırak. Sakin ol. Sakin ol. Geç şöyle. Geç şöyle. Tamam. Geç şöyle. Dur. Sakin ol. Kal öyle. Kal öyle. Kal öyle. Aferin sana. Aferin sana. Bunu böyle dik tutuyorsun, tamam mı? Beni dinle, beni dinle. Bunu böyle dik tutuyorsun. Doğru, acile gidiyorsun, diktiriyorsun bunu. Ben seninle gelemiyorum çünkü çocuğun hayatını kurtarıyorum ya şu an. Hadi yukarı tutuyorsun. Doktor bey,
Ben oğluma böbreğimi veririm. Veririm. Hazırım ben. Alın takın böbreğimi. Tamam, hızlıca düşünelim. Böbreği çocuğa verirsek ne olur? Anne hayatı boyunca diyaliz makinesine bağlı kalır. Tamam, anneye verirsek? Çocuğun hiç şansı yok. Diyaliz için yeterli damar girişi yok. Anneye vermezsek elden ayaktan kesilecek. Anneye verelim. Hayır, anne sağlıklı ama çocuk yolun solunda. Bakın vakit yok, bu böbreği ikisinden birine takacağız. Ama hangisi hocam? Bu kadar kolay değilmiş değil mi Ferah? Kes artık Nazlı! Atarım seni ameliyattan. Nazlı, hocan haklı. Burada iki kişinin hayatına karar vermeye çalışıyoruz. Eğer kendini tutamıyorsan kapı orada. Tanju hocam. Vakit yok. Ya çocuğun hayatını kurtaracağız ama yetim kalacak. Ya da anneyi kurtaracağız ama evladından olacak. Babası var. Alkolik ve ilgisiz bir baba. Hocam, anneye sorma şansımız olsaydı eğer, sizce hangisini seçerdi? Elbette çocuğunu. Hangi anne çocuğunu seçmez? Yeter! Yeter! Anladım. Anladım. Çocuğu kurtarıyoruz. Hocam durun. Başka bir yol buldum. Ne buldun acaba? Babası vermek istiyor böbreğini. Bir bakar mısınız Tanju Bey? Buyurun. Ne bu? Ali'nin aleyhine açılmış bir internet sitesi. Ve bunlardan daha bir sürü var. Ferman git işine. Az önce sizin vermek üzere olduğunuz kararı verdi diye katil diyorlar Ali'ye, biliyor musunuz? Her gün her yerde yazıyorlar ve biz yasaklama kararı çıkarmaya çalışıyoruz. Ne yapayım istiyorsun? Açıkça söyleyin. Anladınız mı o çocuğu? Emin olun her gün ağzıma ne geliyorsa söylüyorum ona. Kararı doğru ya da yanlış bu tartışılır, siz de biliyorsunuz. Ama tek bilmek istediğim şey, bu çocuğu anladınız mı? Ferman, aynı şey değil. Niye? Anne mi çocuk mu? İkisinden birini seçecektiniz, hatırlatırım. Çocuğu seçtiniz. Sen en yakın arkadaşını kaybettin mi hiç? O zaman bana anlayıştan falan söz etme. İzinle çık dışarı. Çık! Rica etsem bunu bastırır mısınız? Bunu hemen teste yetiştirin. Acil. Acil. Şunu da alayım. Şimdi hemen kısaca şunları dolduralım. Bilmediğimiz bir hastalığınız var mı acaba? Hayır, yok. Tamam. Kullandığınız bir ilaç? Daha önce ameliyat olmuş muydunuz? Hayır, olmadım. Tamam. Şey, böbreğim uyardı mı oğluma? Bakacağız. Geçmiş olsun. Sağ ol. Karın kendinde olsa asla kabul etmezdi senin böbreğini, biliyorsun değil mi? Oğlu için kendi canını verirdi de sokmazdı seni yanına. İncittin onları. Terk ettin. Hayır, bir dakika. Alkolü bıraktın mı? Ben...
iş buldun mu? Kahraman mı olmak istiyorsun? O zaman sana yapman gerekeni söylüyorum. Böbreğini ver ve usulca git buradan. Hiç kimseye söyleme. Kimliği belirsiz donör ol. Onlar zaten sensiz bir hayat kurmuşlar. Daha fazla canlarını yakma. Söz mü? Söz mü? Bir daha o çocuğun canını yakmayacaksın. Üzmeyeceksin onu. Söz var. Söz. Güzel. Hadi geçmiş olsun. Taş kalpli olduğumu düşünüyorsun. Tam tersi. Seninle ilk tanıştığımızda Adli hocama hiç benzemiyor. Ne garip demiştim. Meğer yanılmışım. Ne alakası var ya? Bu insanları hiç tanımıyorsun. Akın'ı hayatında hiç görmedim bile. Ama onlar için uğraşıyorsun. Senin kalbinde bir sürü iyilik var Adli hocamın kızı. Yanlış anladın. Niye gitmedin o zaman? Niye gitmedin ha? Niye gitmedin? Bilet bulamadın. Boşuna bahane uydurma Adli hocamın kızı. Benim içim neşeyle doldu şu anda. Sen tam Adil hocamın kızsın. Tam. Bırakamıyorsun. Kurtaracaksın onu. Biliyorum. Kurtaracaksın. Kurtulacak. Adil hocamı kurtaracaksın. Adil hocam kurtulacak. Ali bir dakika dinler misin? Bir dakika bakar mısın? Şaka gibi ya. Anestezi. Uyutabiliriz. Bir dakika. Böbreği benim verdiğimi söylemeyin karıma. Olur mu doktor? Kimliğim belirsiz kalsın. Nasıl istersen. Başlayalım. Size kimi getirdim? Tada! Pardon, tamam. Bak, bebiş. Bu da hocaların hocası Adil hocam. Hocam, bu da bebek. Bebiş. Bıdık. Bıdık bıdık. Düdük. Adı düdük. Güdük. Cicik cicik. Şey, isim yok hala. Belki uyanınca siz koyarsınız. Kızınız ameliyata izin verecek Hatun hocam. Vallahi bak, ben hissettim. Evet evet, izin verecek. Gerçekten izin verecek. Ali, kızıyla bir de ben mi konuşsam?
ters tepebilir. Bak ben konuştum kızıyla. İzin verecek. Güzel, öyle hissettim. Vallahi bak. Verecek. Ne zaman Ali? Baksana Adil'in haline. Uyanamıyor. Güneş Efli'yle ne yapıyorsun? Hiç. Hiç yaptığım yok Ali. Aa, o ne? Yüzük mü yapıyorsun? Şş, şş. Ali ne olur sessiz. Sessiz ol. Tamam ama neden yüzük yapıyorsun? Gülün sekreteri evlilik mi teklif edeceksin? Ama neden yüzük almadın ki? Paran yok. Ben sana borç verirdim. Ali, teşekkür ederim. De, öyle değil. Anlatayım sana. Şimdi ben Gülün'e evlenme teklif edecektim. Yüzüğümü kaybettim. O yüzden şimdi yerine böyle geçici bir yüzük yapıyorum. Onu vereceğim. Sonra daha güzelini alacağım. Bu. Bu? Bu. Ha bu. Bu çok iyi bir fikir. Bu çok iyi bir fikir. Sahte yüzük yapıyorsun. Bu çok iyi bir fikir. Ali, sahte yüzük demeyelim ya. Geçici yüzük. Hayır, sahte yüzük yapıyorsun Güneş Hemşire. Bu çok iyi bir fikir. Çok yaratıcı bir fikir. Seni tebrik ederim. Bana çok iyi bir fikir verdin. Çok iyi bir fikir. Çok teşekkür ederim. Ali dur Ali. Ali kimseye söyleme bak. İnşallah söylemez. Nerede bu ya? Ver kızım karım. Tanju hocam. Tanju hocam. Buldum. Vallahi buldum. Billahi buldum. Ameliyat yapabiliriz. Evet ameliyatı hemen yapabiliriz. Kız onam mı verdi? Ben de onu diyorum işte. Onam vermesine gerek yok ki. Nasıl yani? İmzasını taklit edeceğiz. Evet sahte imza atacağız. Aynı o atmış gibi. Adlıcığımın kızı çok iyi bir kız. O zaten izin verecek. Vallahi verecek. Ben hissettim onu verecek. O ama imzayı sonra verir. Biz imzayı atarız. Ondan sonra ameliyatı yaparız. Adlıcığım da kurtulur. Çıkışta zaten versin. Atsın imzasını değil mi? Nasıl fikir ama? Evet. Çok güzel fikir. Güneş hemşire... Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? He? Dalga mı geçiyorsun? Bana bak. Seni bu hastaneden sürerim anladın mı? Bırak ameliyatı. Sen bu hastanenin önünden bile geçemezsin. Terbiye isterim. Bana bak seni her gün korumaya çalıştıkça her gün tepeme çıkıyorsun. Sen bu hastanenin başına bela mısın be? Kıvılcımı unuttun mu zannediyorsun? He? Benzer bir olay yaşadık diye seni affettim mi sandın? Kıvılcım öldü Ali! Kıvılcım öldü! Ne oluyor? Hocam ne oluyor burada? Asistanım var ya bizde sahtecilik çekiyor. Neymiş efendim? Ferda Hanım'ın imzasını taklit edecekmişiz. Öyle be! Senin kontratını iptal edeceğim. Bu iş bitti artık. Yürü! Hocam hayır, 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 hayır. Bıktım artık! Bıktım. Yapamıyorum. Bu herifin yüzünü görmeye dayanamıyorum. Kıvılcımın o hali gözümün önünden gitmiyor. Ben de insanım be. Haklısın. Haklısın, tamam. Özür dile ocağından. Ali özür dile ocağından. İstemiyorum senden özür falan. Şunu gözümün önünden götür. Gözüm görmesin. Götür. Benimle gel. Benimle gel.
Anlamıyorum ki. Siz de söylediniz yalan. Sabah bebek gitmesin diye söylediniz. Siz söyleyince oluyor. Ben niye söyledim? Ben teklif edince niye olmuyor? Benimle gel, bir şey göstereceğim sana. Neresi ki burası? Pediatrik. Onkoloji koğuşu. Şu çocuklara bak Ali. Hepsinin gözlerinin içine bak. Bu yaşta böyle bir hastalıkla mücadele etmenin ne demek olduğunu anlayabiliyor musun? Çok zor. Gidelim hocam, ne olur. Peki bak bakayım içeri. Bağıran, çağıran, kriz geçiren görüyor musun? Hayır. Çünkü bir şekilde yollarına devam ediyorlar Ali. O hayatta ellerinde ne kaldıysa onları sımsıkı tutunuyorlar. Bizim yaptığımız gibi. Ama sen yapamıyorsun Ali. Deniyorum. Denemem yetmiyor Ali. Seni kaç kez daha kurtaracağım? Bir kez daha yapmayacağım dediğim halde daha kaç kez kurtaracağım seni? Bazen zorlanıyorum. Ben de zorlanıyorum. Ama dişimi sıkıyorum. Sen de sıkacaksın. Bu hayatta tek başına mücadele etmenin ne demek olduğunu öğreneceksin. Ne zaman bir şeyle mücadele edemediğini hissettiğinde buraya geleceksin. Bu çocukların gözlerine bakacaksın. Ve öğreneceksin. Dertlerinle tek başına mücadele etmeyi öğreneceksin. Can. Keşke sana inanabilsem. Sana inanmıyorum. Hocam, serum istemişsiniz. Kime takılacak? Bana. O hasta edeyim. Tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bana bir de bir kahveyle enerji içeceği yollatır mısın? İkisi birden. Hı, karıştırıp göndersinler. Tabii hocam. İki dakika abi, iki dakika ya. Ah, vah vah ya. Ne kadar yorulmuşsun. Aslında hiç tahmin etmiyordum bu kadar yorulacağını ama. Tanju Hoca, çünkü yani insafsız bir insan olduğu için ameliyat bittiği gibi beni anında buraya şutladı. Ah. Peki, sana yorgunluğunu unutturacak bir planım olduğunu söylesem ne dersin? Keşke derim ya, umarım derim, lütfen derim ya. Demir, akşam maç var ya. Maç mı? Maç, konuştuk ya. Aa, bu akşam da değil mi o? Evet. Aa, evet. Ve bütün hazırlıklar sevgilinden. Köfte, ekmek artı
patlamış mısın? Evet. Ya nasıl film seyredebiliriz ki? Babanın menüsü. Ya sen bir tanesin ya. Öpüyorum. Gerçekten güzel plan. İyi ki benim sevgilimsin. Güzel. Hadi gidelim. Kara Şimşek. Kara Şimşek. Hadi hazırım hadi. Ne? İnsanın medyum arkadaşı varken Haydın'ı görmesin mi? Hadi bana da yapsan o bir bakıp her şeyi anlama şeysinden. Ha? Hadi. Çek röntgenimi hadi. Ha? Önlüğü yırtılmış. O mu? O şey ya. Cinnet Reis'e turnike yaptım da önemli bir şey değil. Hadi. Ha? Cinnet Reis? Gidip tıbbi malzeme alabilirsin. Alışkanlık işte ya. Boş ver. Hadi hadi. Ha? Gidip yeni önlük isteyebilirsin. Bilmiyorum ki önlüklerin yerini. Boş ver. Bulurum ben onları. Tamam hadi. Ha? O zaman git bul. Herkes başının çaresine bakmalı bu hayatta. Tek başına. Kara Şimşek, Kara Şimşek. Bir onluk çalışır ya. Ha? Ne diyorsun? Çekinme ya. Hadi. Ha? Evet, başlıyoruz. Sen orduyu bırakmadın değil mi? Ordu seni bıraktı. Geldiğinden beri herkese dalga geçiyorsun, gülüp eğleniyorsun. Ama duruşun hiç öyle söylemiyor. Nedendir bilmiyorum ama acı çekiyorsun. Daha iyi numara yapmalısın. Öyle yoksul kliniklerde çalıştım ki sizin hastane resmen saray. İnsanlar yiyecek yemek bulamıyorlar. İşte bu tarifi de onlardan öğrendim. Elinde ne varsa her şeyi karıştırıyorsun, hop fırına veriyorsun. Ama tabii ki özel bir tarifim var. Çok değişik bir sos hazırlıyorum bak. Oh, mis gibi kokuyor. Bak, gel bir tadına bak. Cidden mi? Gerçekten bu kadar neşeli misin Ferda? Niye olmayayım ki? Ben hiç neşeli değilim. Ben babam için çok korkuyorum Ferda. Babam için değil. Bebek için korkuyorsun. Pardon? Belizciğim, biz seninle şu kadarcıktan beri tanışıyoruz. Babana duyduğun öfkeden değil, korktuğun için bebeği istemiyorsun. Ya bakamazsan, ya iyi bir anne olamazsan, ya bu yüzden Ferman senden uzaklaşırsa. Öyle değil mi? Ama korkma. Korkmana hiç gerek yok. Bizimkiler de beceremedi iyi anne baba olmayı. Ama bana bak gayet iyiyim. Yani korkmana gerek yok bence. Bu mu senin iyi halin Ferda? Bence bir daha düşün. Ali? Ne yapıyorsun burada? Dertlerimle tek başıma mücadele ediyorum.
Ferman hocam öyle söyledi. Olmaz Nazlı, yalnız kalmam lazım. Tamam. Birlikte yalnız kalalım. Nasıl olacak bu iş? Ben hiç konuşmam. Söz. Çok özlemişim seni. Ben de. Ne zamandır yalnız kalamadık değil mi biz? Evet. Çok oldu. Değil mi? Hiç iyi bir sevgili değilim ben. Ali, şimdi konuşmasak olur mu? Ama hiç ilgilenemedim seninle. Kızmak için fazla mutluyum şu an. Ama peki tamam. Top kaybı. Michael Johnston'a geliyor. Evet, köfteler de geldi. İşte bu, ellerine sağlık. Hakikam afiyet olsun. Ya bütün gün bu anı bekledim ya. O zaman. Hadi gel. Kusura bakma aşkım. Problem değil. Alo. Deniz, ben ne anlarım dilekçe yazmaktan? Ha? Canım, maç başlıyor. Tamam, söyle Burhan Bey yazsın. Tamam. Halledince haber ver bana, hadi iyi geceler. Aşkım tamam, hallettim. Oy ama. Kusura bakma ya. Tamam. Aşkım mail atacaktım, unuttum ya. Vallahi insanlar bekliyor. Hemen şunu da hemen atayım, tamam mı? At be, at, at. Hızlıca. Tamam, bir dakika, bir dakika. Tamam, hallettim. Bitti. Tamam. Tamam mısın? Tamam. Tamam, kesin. Zaten. Demirci, bana afakanlar basıyor. Bir şey yap. Aşkım, bu son. Söz. Tamam, son. Bir şey yap. Tamam. Alo, Burhan Bey. Heh. Evet, Deniz arayacak sizi. Bütün detayları anlatacak. Evet, yarın da dokümanları toplayıp yolluyoruz. Ben onay verdim. Evet. Tamam, iyi akşamlar. Kapatıyorum. Şu an telefonu da kapatıyorum. Tamamen seninim. Oley, tamam. O zaman parti başlasın mı? Başlasın. Tamam, geliyorum ben. Tamam. Yardım lazım mı? Hayır, hayır, hayır. Sen hiçbir yere kıpırdamıyorsun. Ben geliyorum, tamam mı?
Adnan hocam. Adil hocam, bugün nasılsınız? Hocam. Ali Bey, geldiler. Eyvah, bebek. Yaklaşın lütfen, çekinmeyin. Merak ettiniz, normal tabii. Ha, yok. Merak falan etmedim. Yani hastaneyi inceliyorum, benimki sadece gözlem. Ya, bu arada ben Selvi. Babanızın kız arkadaşıyım. Aa. Öyle mi? Hmm. O zaman ben sizi rahatsız etmeyeyim. Buyurun baş başa kalın. Adil. Hocam. Hocam Adil hocanın basıncı artmış, direnti kalmış. Haluk Bey'e haber ver hemen. Tamam. Hemen. Alo, sosyal hizmetler mi? Tamam, ben hemen buluyorum Ferman Hoca'yı. Haluk Hoca orada mı? Tamam, hemen Adil Hoca'ya koşsun, hemen. Ferman Hoca durumu ayrıntılı açıklayacak size. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Böbreğinizi oğlunuza takamadık. Nasıl? Yani bize nakili oldu dediler. Evet, çünkü yeni bir böbrek bulduk. Ne ara buldunuz? Yani nereden buldunuz? Denk geldi diyelim. Donör kim peki? Yani en azından bir teşekkür etseydik. Doğru söylüyorsunuz ama kendisi kimliği açıklansın istemiyor. Ne insanlar var. İyisin değil mi oğlum? Bomba gibiyim. Aferin benim oğluma. Daha iyi olacaksın. Aslan oğlum. Her şey daha iyi olacak, tamam mı? Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Tamam, hemen yolluyorum. Ferman Hoca nerede? Böbrek hastalarının kontrolü gelecekti. Senin haberin yok mu? Neyden? Ali'den. Ne oldu ki Ali'ye? Bir yere kıpırdamıyorum. Buradayım. Kıpırdamıyorum. Ali lütfen. Hayır. Hayır. Olmaz. Hayır. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bebek burada kalacak. Bebek benim yanımda kalacak. Ali. Hayır. Ali hayır. Lütfen. Buradayım. Ali Bey lütfen. Polisi aramak zorunda bırakmayın bizi. Hayır. Götüremezsiniz. Bebek benim yanımda kalacak, tamam mı? Götüremezsiniz. Kıpırdamıyorum. Buradayım. Tamam. Ali bak. Başka bir yol bulabiliriz. Böyle olmaz. Yok, başka bir yol yok. Başka yol yok. Bebek burada kalacak. Başka yol yok. Burada kalacak. Benle kalacak. Lütfen bırakır mısın? Ali Bey, lütfen bırakır mısın? Hayır, dokunmayın. Ne yapıyorsunuz? Tamam. Dokunmayın. Dokundurtmaz. Lütfen. Tamam. Çekil. Çekil, ne oluyor burada? Ali ne oluyor? Ali kalk. Hayır. İzin verirseniz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Hanımefendi, bunu daha önceden konuşmuştuk. Bebeğin sağlığı yerinde değil.
İkinci bir görüş aldık. Bebeğin sağlığı gayet yerinde. Her şeyin bir yolu yordamı var doktor bey. Bu kadar istiyorsanız koruyucu aile başvurusunda bulunun. Hayır. 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 Ali çekil oradan. Hayır çekilirsem, çekilirsem bebeği götürürler. Bebeği götürmesinler. Ali. Ali. Ali kötü niyetli değiller. İşlerini yapmaya çalışıyorlar. Durum bu. Bebeği biz sahiplenmezsek başkası sahiplenir. Veda et bebeğe. Tamam hocam söz verdim. Bebeğe söz verdim. Abisi olacaktım. Aynı sizin bana yaptığınız gibi ben de ona abilik yapacaktım. Hayır. İlk kez abi olacaktım. Olmaz. Ali. Adil hocanın durumu kötüleşti. İntrakraniyel basınç yükselmiş durumda. Yanında olmamız gerek. Hadi kalk. Ali. Ali. Yine 30'lara. Müdahale etmemizin bir anlamı yok Tanju. Böyle daha fazla dayanamaz. Ne yapacağız? Ne yapacağız Tanju hocam? Yani artık ilacı direni geçtik. Ameliyattan başka çaresi yok. E o da olmuyor. Yeter ya ben kızıyla konuşacağım Selvi. Artık. Dur. Bir de sen karıştırma ortalığı. Ama ölüyor. Gözümün önünde ölüyor. Tamam lütfen. Yani ben de... Beraber konuşalım. Haluk sen, ben de son kez tomografi çekeceğim. Hadi çabuk. Sen de gidiyorsun öyle mi? Sevdiğim herkes bir bir gidiyor. Sen gitmesen olmaz mıydın? Çok üzgünüm Ali Bey. Ama yasalar böyle. İyi bakacak mısınız ona? Hiç aklınızda kalmasın. Onun çok sevecek bir ailesi olacak. İstediğim zaman görebilir miyim onu? Beni arayın. Ben size yardım edeceğim. Özür dilerim. Thank you.
Ferman. Sakın bir şey söyleme. Ben seni nasıl affedeceğim? Ha? Bilmiyorum. Tanıdığı insanlar bizdik bu hayatta. Biz de sahip çıkamadık. Yapayalnız kaldı artık. Yapayalnız. 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 Adil hocam yapayalnız. Ne Adil hocası? Ali'nin ne geldi aklına? Nasıl da değişmemiş. İnsan çoluk çocuğu terk edince yaşlanmıyor tabii. Sakalların o kadar beyazlamamış. Ellerin de kırışmamış. Bir yara vardı avcunda. Ben 5 yaşındayken salıncakta sallanıyordum. Tam düşerken havada yakalamıştım beni. Beni kurtarmıştın ama eline çivi girmişti. Beni sildiğin gibi sildirdin mi o izi de? Bakayım. Bilinç kapalıyken konuşulanları duyar bazen hastalar. Beni duyuyorsan elimi sık. Duyuyor musun beni? Çünkü bu söyleyeceklerimi duymayı hiç hak etmiyorsun. Duyuyor musun? İyi. Çok iyi. Seni çok özledim. Çok özledim seni. Seni düşünmediğim bir günüm bile olmadı. Niye gitmemize izin verdin acaba? Niye peşimizden gelmedin? Bir kere bile aramadın beni ya. İnsan evladını unutur mu? Sen unuttun. Unuttun. Unuttun beni. Ve gittin kendine yeni bir evlat buldun. Onu benden daha mı çok sevdin? O benden daha mı iyiydi? Seni çok özledim. Çok özledim seni. Annemin cenazesine bile gelmedin. Bir kere bile aramadın. O gün ben orada ikinizi de gömdüm. Seni de gömdüm, annemi de gömdüm. Ya da öyle olduğunu sanıyorum. Baksana buraya kadar geldim. Demek ki hala gözüne girmeye çalışıyorum. Ameliyat olmayı istememişsin. Ben de onay vermiyorum. Ama yine de
Umarım iyileşirsin. Bol şanslar. Hoşça kal baba. Hiçbir yere gidemezsin Adile Cuma kızı. Bırakmıyoruz. Bak, bu insanların hepsi onu seven, ona minnet duyan, ona hayran olan insanlar. Ama sadece buradakiler. Dışarıda kim bilir kaç kişi var. Hepimiz buradayız. Çünkü Adile hocam yalnız değil. Hiçbirimiz değiliz aslında. Sen de değilsin Adile hocamın kızı. Korkuyorsun. Biliyorum. Çok acı çekmişsin. Tamam. Ama korkma Adile hocamın kızı. Biz senin yanındayız. Biz senin ailen oluruz eğer sen istersen. Git bak kal. Yapalım ameliyatı. Kurtaralım Adile hocamı. Kabul ediyorum. Ama bir şartla. Tamam. Nedir? Ameliyatı ben yapacağım. Nasıl gidiyor? Malum baş operatörsünüz. Tümör taş gibi çok sert. Hepsini teker teker alacağız, merak etme. Evet, ne kadar oldu? 3 saat hocam. İkinci ekip haberlerini devralsınlar. Yorulduysan geçeyim. Yok yok, gayet iyiyim. Tansiyon düşüyor, 70'e 50. Ne oluyor? Çöküyor. Satürasyon 60. Kardiyak arreste girdi. Ali, kardiyak masaja başla çabuk. Ventriküler fibrilasyon. Öyle olmayacak. Şok cihazı. Ver. 200 çek, yükle. Ali çekil. 3, 2, 1, çarp.
Evet dedi. Hala VF doğacağım. Bir daha. 3, 2, 1. Çak. Evet dedi. Düz çizgi. Adil. Adil ne olur geri gel. Neden dönmüyor? Bakacağım, filmi gönder. Çabuk filmi gönder. Medulla. Medulla'ya baskı yapıyor. Ödem oluştu. Ödemin geçmesi lazım. 250 miligram kortizon, çabuk. Yükle. Hadi hocam, hadi. Hadi hocam. Düzeliyor. Sinüs ritmi, tansiyon 70-50. Ödem dağıldı. Gevşemek yok. Daha bundan çok olacak. Devam. Tamam, tamamdır. Biz devralıyoruz. Hocam, dışarıdayız. Medulla'yı azıcık çizdik. Ona göre hareket edin. Hadi arkadaşlar, kolay gelsin. Resmen 6 saattir uğraşıyorlar ya. Bir sürü parça çıkardık. Hala var içeride. Temizle şunu. Hocam, ben bu kadar büyüğünü daha önce görmedim. Ne yalan söyleyeyim ben de. Çok dikkatli olmanız lazım. Arterlere çok yakınız. Hocam. Hematom var. Kahretsin, hiçbir şey göremiyorum. Nazlı, vakumla. Gel şuraya. Heh. Yetişmiyor. Hocam yakmamız lazım. Yakacağız da bir şey göremiyorum ki. Hocam ne yapacağız? Hipotansif anestezi. Aynen. Tansiyonu düşürün. Hemen. Ulaşımı yavaşlatıp kanayan damarı bulacağız. Çabuk. Tamamdır hocam. Şurada. Evet. Gördüm. Gel vakumla şurayı. Yakıyorum. Yaktım. Durdum. Umarım önemli bir yer yakmamışızdır. Umarım. Hadi devam ediyoruz. Hadi. Abi ben izlerken yoruldum ya. Kaç saat oldu? Bilmem, ben bıraktım saymayı. Kaldı mı başka, görüyor musunuz? Evet, şurada. Şurada küçük bir tane var. Tamam, hemen alıyorum. Onu da sen almak ister misin? İsterim tabii. Hadi gel. Yavaş ve kesin hareket ediyorsun. Böyle kolunun bir uzantısıymış gibi düşün. Biliyorum. Adil hocam kullandırmıştı. Kullandırmıştır tabii oğlunu. Evet. Evet buldum. Yakalıyorum. Thank you.
Alıyorum. Aldım. Bitti. Bitti. Budur. Odayı alalım. Uyandıralım bakalım ne durumdayız ha? Ya bence gayet iyi durumda. İyi olacak Aykut hocam. Hadi hemen umutlanma. Hepimiz riskleri biliyoruz. Tamam. Ama bitti. Bitti. Ay, ay. Bravo arkadaşlar, bravo. Hadi. Sultanım, benim sana bir şey vermem lazım. Yemek? Yemek ne yemeği? Yemek, hem de nerede yemek bir sor. Neredeymiş? Demir bir otele gidip duruyor ya, hani biz önünden geçiyoruz bir de. Ha, evet. İşte orada. Bir dakika, burası bayağı pahalı bir otel yani. Böbreğimizi falan bırakmayalım ya şimdi oraya. Yo, hiçbir şeyimizi de bırakmayız. Ben önümüzdeki sene ne kadar kazanacağım sen biliyor musun? Bilmiyorum, ne kadar? Ay, utanıyorum biraz ama... Dayanamayacağım, söyleyeceğim. Söyle, kulağıma söyle. Söyle. Çüş. Bütün departmanın bütçesi değil, değil mi? Hayır, sadece benim. Çok heyecanlıyım. Yani, tabii çok çalışmam gerekecek. Bu kadar görüşemeyeceğiz eskisi gibi ama... Güneş, hayatımız değişecek. Yani aslında senin hayatın değişecek. Benimkisi aynı tas aynı ama ne değişecek ki? Aa, aşk olsun, senin benim mi var? İnanılmaz değil mi? Yani daha az da görüşüyor olacağız, ne bileyim. Ya evet. Aman hallederiz bir şekilde değil mi? Hem sana söz veriyorum, burada da durmayacağım. Gidebildiğim yere kadar gideceğim, çok çalışacağım. Bir bakarsın günün birinde hukuk departmanının başına geçmiş. Ya da şey, kendi şirketimi kurmuşum, Beliz Hanım gibi olmuşum, düşünsene. Gurur duymaz mısın benimle? Aa, sen bir şey verecektin bana. Evet. Ne vereceksin? Kapa gözünü. Tamam, kapadım. Buydu, öpücük verecektim. Tekrar tebrik ederim sultanım. Ya. Çok teşekkür ederim. Ya hadi gel kutlayalım bunu. Ne yiyelim? Çok güzel bir şey yiyelim şöyle. Güneş hadi. Geldim, geldim. Özür diledim. Ya çok yorulmuştum gerçekten. Ben sana iki işe birden yetişemezsin dedim. Ayrıca beni bir paket çikolatayla kandırabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. En sevdiğinden ama. Hı?
Sevmiyorum artık. Peki sorunun kaynağını buldum desem? Allah Allah ya. Ne olabilir acaba sorunun kaynağı? Birazcık düşünelim. Ne olabilir? Bir anlatsana. Yeni klinik. Nasıl? Yani nasıl yeni klinik? Çok yoğun. 1000 tane hasta var. Ya insan gibi asistanlık yapsam yetişirim her şeye. Ama orada imkansız. Ya benim bir şekilde oradan çıkmam lazım. Ha, senin bir şekilde oradan çıkman lazım. Onu da ben halledeceğim, değil mi? Ay, sen öyle mi düşündün? Ya Açı, bak. Aşkım. Biliyorum, haklısın. Ya yaptığımın delilik olduğunu farkındayım. Ama babam için yani elimden başka bir şey gelmiyor ki. İyi, tamam. Ya. Tamam ama sadece entrika plan programı sevdiğim için. Yani seninle hiçbir alakası yok. Sen bir ton düşünüyorsun. Tamam, çekil, çikolata mı yiyeceğim? Bak var ya, sana o çikolatadan kamyonla alacağım. Yığacağım ya üstüne hepsini. Çok seviyorum. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bana versene. Ay, teşekkürler. Sen niye hala buradasın? Doktorluk yeteneklerimi geliştirmeye çalışıyorum diyeceğim de. Daha ne kadar geliştirebilirsem artık. Hiç lafı kaynatma. Geldiğinden beri işin biter bitmez kaçıyorsun. Şu an neden buradasın? Söyle bakayım. Yakalandım memur bey. Çok haklısınız. Gerçekleri söyleyeceğim. Polikliniğe çok güzel kızlar gelmiş. Onlara bir görüneyim dedim. Biliyorsun üniforma falan seviyorlar. Adil Hoca ile hiç alakası yok yani. Yok canım, ne alakası var ya? Merak etmiyorsun sonucu. Umrunda da değil hiç. Merak ettim tabii de. Bir şey soracağım. Sen yoksa o kadar taş kalpli değil misin? Kızım 9 saat ameliyat yaptık orada yani. Profesyonel merak bu yani. Hı. Hı. Tabii o. Tabii. Şey işte, hasta doktor şeyi. Hı. Herhalde. Psst. Yufka yürek. Sakın bana öyle şeyler söyleme. Çok pişman ederim. Yumuşak kalpli prens. Ben şimdi gidiyorum, sonucu öğreneceğim. Gelip hemen sana söylerim. Merak etme. Ne olur bak, merak etme. Ne merak edeceğim ya? Merak etme. Yok, etmiyorum ya. Yok. Biliyordum ben zaten. Naziko, duydun mu? Ne diyorsunuz? Artık uyandırmamız lazım. Bütün vücudu sağlam uyansın. Başka bir şey istemiyorum. Allah'ım sen yardım et. Hazır mıyız? Bakın panik etmeyelim. Ameliyatı istememişti. Aksi olabilir. O yüzden sakin olmamız lazım. Anlaştık mı? Herkes beni duydu mu? Ver. Adil Hoca. Adil Hoca. Hadi uyan, biz buradayız. Hadi gel. Adil Hoca. Adil Hoca. Hadi uyan. Göz bebekleri tepki veriyor. Çok şükür. Adil Hoca uyandı. Adil Hoca uyandı. Tamam, Adil gözünü açtı. Adil uyandı. Ali sakin. Tamam, uyan. Ali tamam. Açtı. Sakin. Hocam konuşur musunuz bizimle lütfen? Adil Hocam konuşun bizimle. Hmm.
Adil hocam. Hala bir sorunumuz var. Ne? Ne hocam? Sorun ne? Söyleyin. Hepimiz buradayız. Söyleyin hocam. Halüsinasyon görüyorum yine. Halüsinasyon değil hocam o. Kızınız gerçekten burada. Kızım. Buradayım. Geldin. Ali, Nazlı, Ahmet hocam iyi. Ahmet hocam kurtuldu. Çok şükür. Ayrıntılı bir tetkik yapacağız. Ama yine de uyandı çok şükür. Ben Haluk Bey'e haber vereyim. Video muayenesi. Sen de daha iyisin değil mi? Çok daha iyiyim. Ay doğru söyle, tamamen iyileştim yani. Evet, evet. Çok şükür. Adil hocası hastane mi olur ya? Evet ya. Buradalar gel. Ayılmış diyorlar, doğru mu? Çok güzel bir şey bu. Çok yaşasın. Güzel. Her şey çok güzel olacak. Yaşasın. Gel bayılsın. Çok güzel. Güzel. Yaşasın ya. Zaten. Ali gel. Biz de sarılalım hadi. Olmaz. Niye olmasın ya? İçimden geldi. Ben sana sarılmak istiyorum. Yabancı mıyım yani? Sevincimizi birlikte yaşayalım. Sevincimim ve otizmim bunlar ayrı şeyler, tamam mı? Sarılma yok. Tamam. Farklı şeylerse gel sarılayım ben sana. Aa, olmaz. Ya Güneş. Ya sarılmak istiyorum ama içimden geldi. Bir kere sarılayım ya. Lütfen gel. Tamam. Ay, tamam, gel bana sarıl boş. Tamam, biz Nazlı'yı da sarılalım. Adil hocam ayıldı. Tabii tabii. Hop. Ya. Geldin, öyle mi? Hadi. Yaklaş. Yaklaş yanıma biraz hadi. Seni affetmedim. Sadece ölmene izin vermedim. Affetme, haklısın. Ama bir kerecik... Bir kere... Yaklaş da elini tutayım.
Ne yapıyorsun sen burada? Hocam, kızdınız mı? Kızdım, kalk. Geç karşıma. Gel. Ne dedim ben sana? Ne dediniz? Kendi ayaklarının üstünde tek başına duracaksın bundan sonra demedim mi? Dediniz. Peki sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Ne yaptın bugün Ferda ile? Herkesi toplayıp karşısında durdum. Müthiş bir şey yaptın. Hocam yemin ederim isterim. Müthiş bir şey mi yaptım? Kimse yapamazdı bunu senden başka. Bizim aklımıza bile gelmezdi. Ferda'ya gel ailen olalım demek. Müthiş hareket. Neden hocam? Gurur, öfke, inat. Saçma sapan şeyler. Sırf bu sebeplerden Adil Hoca'yı kaybedebilirdik biliyorsun değil mi? Böyle böyle tükeniyoruz Ali. Hastalıktan değil. Yalnızlıktan. Hocam sanırım bana güzel bir şeyler söylüyorsunuz ama ben anlamıyorum. Tükenmiyoruz ki. İnsan dünyadaki en baskın varlık. Sayıca değil Ali. İçeriden tükeniyoruz. Sana ne söylediysem geri alıyorum biliyor musun hepsini? Sen herkes gibi falan değilsin. Olmadı zaten. Hatta biz senin gibi olalım. Hepimiz senin gibi olmaya çalışalım. Hatta başlıyorum bile. Ferman hocam. Gelmiyor musun? Hadi. Hiç fena değil. Rahatlatıyor bayağı. Hocam koşun. Ne oldu? Adil Hoca.